Herkese merhaba. Bugün 7 Ağustos 2020 Cuma haftanın son manşet yayınıyla karşınızdayız. Evet barut bitti, çöküş dedik. Çöküş başladı mı onu bilmiyoruz ama barut bitti kelimesi çok doğru. E, piyasalarda yaşanan son çalkantılar, son e, TL'nin e, dolar ki dolar bütün dünyada kaybederken gerilerken e, doların e, artması, sadece o değil, Euro'nun, sterlinin, İngiliz sterlininin artması çok vahim bir e, tabloyu ortaya koydu. E, öğleden sonra, Cuma öğleden sonra itibariyle merkez bankası veya Türkiye'deki bir takım e, mekanizmalar, bir takım araçları devreye sokmuş olabilirler. Fakat dolar e, 7-17-20 civarında, Euro 8.50 civarında, Pound'da 9.60'ları gördü, 9.40 civarında devam ediyor. Belki e, Barut bitti derken e, bunu ezbere yazmadım. Yalçın Karatepe'nin ekonomist e, sözlerini ya da yazısından bir iki pasajı okumak istiyorum. Napolyon'un hikayesini bilirsiniz diyor. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Operasyon falan yok diyor Yalçın Karatepe. Savaşı kaybettiğini öğrenince Napolyon komutanlara sorar. Söyleyin bakalım neden kaybettik? Korkan generaller birkaç neden var derler ve saymaya başlarlar. Birincisi barut bitti. Napolyon tamam gerisini saymanıza gerek yok der. Dolar kurunu sabit tutmak için Merkez Bankası elindeki barutun hepsini kullandı diyor. Devamla Yalçın Karatepe. Barut bitti. Barut kullanımı da gündüz havai fişek atmaya benzedi vatandaşları mutlu etmek için yapıldı ama asıl mutlu olan yabancılar oldu. Çünkü kurlar düşük seviyede tutulurken borsadaki ve tahvil fiyatlarındaki artışı da fırsat bilenler varlıklarını satıp düşük seviyelerden dolar alıp gittiler. Asıl dış güçlere fırsat sunan iktidarın kendisi oldu. Özetle diyor, kura olması gereken oluyor döviz kurlarına. Olması gereken seviyelerin altında tutmak için gereksiz yere rezervleri heba ettiler. Artık TL'yi savunacak enstrümanları da kalmadı. Cephanenin bittiği bir dönemde savunma yapamazsınız. Sadece mağlubiyet bayrağını çekersiniz. Bu da gösteriyor ki ülkenin ekonomik gerçekliğinin ortaya çıkardığı durumu manipüle etmek sürdürülebilir bir strateji değilmiş. Biliyorsunuz gerçeğin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir huyu var diyor Yalçın Karatepe. Ve yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ün bizden bir yayın önce dün 6 Ağustos Perşembe yayınını Turan Görür Yılmaz'la gerçekleştirdiği özel yayını izlemenizi öneriyorum. Orada da mühim noktalarda tespitlerde bulunuyor. Artık sisteme para enjekte de edilse, yeni kaynak da bulunsa, faizler de artırılsa, şu da olsa bu da olsa bu Türkiye liderliği sürdüğü sürece bu işin döndürülebilir bir hali yok ki 10 yıla yakın bir süre Türk ekonomisinin kim gelirse gelsin, başa kim geçerse geçsin kendini inşa sürecinin devam edeceğini söylüyor. Twitter'da da bu fenalde yoğun bir gündem. Mesela Aslı Kazan demiş ki Merkez Bankası elimizdeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağız ki bunu da şu haberin üzerine yazmış. Erdoğan bugün cuma namazını Ayasofya'da kıldı ikinci kez. Cuma bir cuma günü açılmıştı. İki hafta önce, iki hafta sonra tekrar cuma için Ayasofya'ya gitti Erdoğan. E, aslı kazanda avukat üzerine bunu düşmüş, bu notu düşmüş. Elimizdeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağız. Nedir o araçlar? Ayasofya'da Cuma. Evet, tabii Erdoğan'ın e, sözleri de var, e, bunlara bakacağız. Erdoğan diyor ki mesela e, Bahçeli'nin Akşener'e evine dön çağrısı ile ilgili olarak temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir diyor. Yine dolarla ilgili olarak bunlar hep sıcak açıklamalar. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız diyor. Yani bu bir de Türkiye bir uçuşun içerisinde demiş yani. Türkiye bir uçuşun içerisinde. Evet, uçuyor. Laf şu, Türkiye ekonomisi fırlayışta, adeta uçuş, uçuşun içinde. Evet. evet. Durum bu. Ee, barut bitti. Çöküş biraz evvel ekonomist görüşleriyle de baktık. Ve elbette tabii bu, ister istemez şeye bakıyoruz yani acaba Türkiye'de bir takım insanlar bir takım kesimler için değişen durum var mı? Yok. Görüyorsunuz TMSF'nin 280 milyon TL'li konut ihalesini Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip'ten arkadaşı kazanmış. Detayını merak ediyorsanız bakarsınız sadece bu kadarını getirmem bile yeterli. Bir de tabii e, hükümetin sadece Cumhurbaşkanı vesaire değil, hükümetin e, mesela Ömer Çelik ki AKP sözcüsü, işi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olanların Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propagandaları yok hükmündedir. Yani döviz böyle bir noktaya gelmiş istediğin kadar yok hükmünde de. Şimdi başka bir hikaye daha var. Birazdan bakacağız gazete kapaklarına. İşte Yunanistan'da Mısır bir anlaşma yapmış Doğu Akdeniz'le alakalı yok hükmünde. E siz de Libya ile bir anlaşma yapıyorsunuz. Ve onu dünyaya kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Dünyada ona yok hükmünde diyor. Herkes birbirine yok hükmünde diyor. Fakat Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı anlaşmayı ciddiye almak lazım. Mesela Beyrut'ta son patlamadan sonra Beyrut'un yarısı uçtuğu liman dahil ve uzun yıllar sürecek bir Beyrut'un imar inşa çalışması olacak. Hemen soluğu Fransa Başkanı aldı orada. Macron. Neden gitti diye düşünülüyor. Yani kimse gitmedi de neden Fransa Başkanı gitti acıları yani Lübnan Lübnan'ın acısında, Beyrut'un acısında o acıları paylaşmak için mi gitti? Ya da özellikle mi protestoların ortasında durdu? Lübnan'da yönetimin değişmesini isteyen protestocularla falan muhatap oluyor Macron. Kurumaları da çok fazla engel olmuyorlar. Ben sizi duydum, işittim falan diyor. Neden? çünkü Lübnan'ın veya Beyrut'un yeniden inşa sürecinde Fransa Ergen yol almak istiyor başka bir nedeni yok. Çok da fazla böyle acıları acıların yanında olduğu için falan değil. Ya Siz istediğiniz kadar yok hükmünde deyin. Fakat çok tuhaf bir şey oluyor. Bu e, şeyler e, yani ekonomik krizi önce yok sayıyorlar ama ondan sonra krizi atlattık. Krizi şöyle başardık sarsıntıyı böyle geçirdik falan filan işte e, açıklamalar yapıyorlar. Ekonomi toparlandı diyorlar mesela bir ay sonra bakın herhangi bir ay sonra toparlanacağına ihtimal vermiyorum ayrı bir konu ama benzer sarsıntılarda şu oluyor bir ay sonra bir ay geçiyor sabah gazetesinde akşam gazetesinde kendi havuz enstrümanlarında ekonomiyi toparladık veya toparlandı veya toparlanma başladı diyorlar e demek ki bir şeyin toparlanabilmesi için dağılması lazım değil mi e dağılmaya dağılma demiyorlar yok hükmünde kriz yok vesaire diyorlar böyle de bir tuhaf bir şey var. Bugüne kadar gelinen sürecin mimarlarından, dönemin başbakanlarından özellikle 2014-2016 döneminin ben kendimi hiç sağcı olarak görmedim, ortaokulda Marksist literatürü okudum diye de e, solculara ışık yakıyor. Yani Türk solu da Türk sağda aynıdır esasen. Yani ideolojik bir körlükleri var ve bu hiç iş değişmedi. İşlerine geldiği gibi bakarlar. Ve kendi içlerindeki, kendi e, kendi literatürlerinde, Türk solununda, Türk sağında ciddi çelişkiler vardır. Ama o çelişkilerin üzerinde de durmazlar, işlerine gelmez çünkü. E şimdi Ahmet Davutoğlu kalkmış, so yani sol çok mu, Türk solu çok mu böyle sütten çıkmış ak kaşık falan. Şimdi solcular da bunun üzerine abanıyorlar, hadi canım sen de falan işte. Yani bu yaptığı açıklamayla da bir anlamda hani Türk solunun doğru yolda olduğunu falan söylüyor. Yani sola yanaşmamız lazım. Sabitti falan diyor yani. Veya sol politikalara. Evet. Ve Türkiye'deki solcular da sol çıkışın sol politikalarda olduğunu söylüyorlar. Çıkış hürriyeti teslimde, çıkış hukuka dönmekte. Hürriyette, hukukta. Başka bir yerde değil. Türk solunda falan değil çıkış yani. Her neyse. Bu durumlarda böyle. E, ha o arada Temuçin e, Tüzecan e, Ahmet Davutoğlu'nun biraz önceki e, tweet'ine ben kendimi hiç sadece olarak görmedim. Ortaokulda Marksiz literatürü okudu, okudum şeyine sınıf arkadaşı e, Temuçin Tüzecan cevap vermiş. Ben seni Boğaziçi'den bilirim. Aynı yıllarda aynı sınıflara girdik. Basbaya sağcıydın. Solcuları da sevmediğini solcularla sıfır münasebet ilkesiyle gösterdin. Doğru konuşmuyorsun Ahmet. Sağcılık kötü mü oldu şimdi?" demiş. Evet, sağcılık kötü oldu şimdi. Fakat solculuğa bir şey var. Ne derler? Böyle şirin görünme furyası var ki o açıdan rahat konuşuyoruz. Yani biraz da buralarda gazetecilik yapmamızın bir nedeni o. Açıkçası Türk solu da sütten çıkmış ak değil. Gerçeklik ne biliyor musunuz? Gerçeklik şu ki e, bu rakamı gördü bir pound bir İngiliz sterlini 10 liraya gidiyor ve e, son bir aydaki dramatik yükselişini görüyorsunuz. 8,5'tan 10 liraya çıkmış ki ben 4 sene öncesinin örneğini vereyim. 3.70'ler seviyesindeydi. 3.74, 76, 78 seviyesindeydi. Gidin bakın internet var döviz kurları orada geriye doğru 4 yıllık 5 yıllık projeksiyona bakın. Temmuz ayında Ağustos ayında İngiliz sterlini 2016 yılında neymiş? Evet 3.70'ler seviyesindeydi şimdi 10 TL noktasına geldi maalesef. Gerçekler bu belki dolar da önce belki sterlin 10 TL barajını geçecek sonrasında da belki şey önce sterlin geçecek sonrasında da dolar geçecek gibi e, görünüyor. Evet. Fakat ne olursa olsun e, bu e, frenin patladığı gerçeğini değiştirmiyor. Evet. Şimdi dövizle ilgili konulara bakacağız bugün manşette. E, sadece o yok. Özellikle pandemi ile alakalı konuşacağımız konularda var gazete kupürlerine geçmeden evvel birkaç mesajı daha ekranlara getireceğim dolardaki dalgalanma üzerine Berat Albayrak'ı yedirmeyiz Berat Albayrak'ı yanındayız hashtag ile başta milletvekilleri ve siyasetçiler olmak üzere böyle kampanyalar açıldı onu da göstereyim Celalettin Güvenç mesela kim bu? Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Milletvekiliymiş. E, bu şekilde bir hashtagle şey yürüyor. Yani Berat Albayrak'ı yedirmeyiz vesaire yürüyor. Ama mesele o değil. E, Berat Albayrak döneminde dövizin nereden nereye, ekonominin nereden nereye geldiği görülüyor. Olan ülkeye oluyor, olan milleti oluyor. Mesele Berat Albayrak'ı veya Erdoğan'ı şunu bunu kurtarma meselesi değil. Cüneyt Akman, ekonomist, Merkez Bankası ciddi bir oranda faiz artıramaz. Az bir oranı kelleyi ortaya koyup yapsa o da işe yaramaz. Satacak rezerv pek kalmadı. Elde kala kala eski usuldeki gibi resmen faiz artırmadan bankalara likiditeyi kısıp farklı kanallardan yüksek faizle borç vermek demiş. O arada El Konulan Zaman Gazetesi binasına da Bakırköy Adliyesi ek bina tabelası asılmış Kronos'tan okuyorum. Evet bu Zaman Gazetesi'nin 2015 yılına kadar binasıydı ve adliye binası yapmışlar şimdi. Çöktükleri, gasp ettikleri binaya dalga geçer gibi adliye levhası asılmış, tabelası asılmış. Türkiye'nin geldiği durumu göstermesi açısından da önemli. Kronos'ta özür dilerim Bold Medya'da Şanar Yurda Tapan özel söyleşi vermiş. Türkiye'nin bundan daha kötü bir zamanını görmedim diyor müzisyen ki Şanar yurdu yurda yurda tapan 80'li yıllarda 11 yıl Almanya'da mülteci olarak yaşamış bir sanatçı bir müzisyen Türkiye'nin bundan kötü zamanını görmedim demiş. Evet. Daha ne desin? Gazete kupürlerine bakalım ve gazete kupürlerinde e, bugün e, 7 Ağustos 2020 Cuma gazetelerine bakacağız. Önce ekonomi ile alakalı e, kup, e, kestiğim kupürleri veya başlıkları geçireceğim. Ondan sonra da hemen takiben. Pandemi ile alakalı iki, iki önemli konu öne çıkıyor. Arada bir iki konu daha var onlara da bakacağız. Dilerseniz Dünya Gazetesi ile başlayarak. Ekonomi ki bugüne kadar hep e, hükümete e, zarflar attı ama artık o da e, gerçekleri saklamıyor. LiRA'da erime hızlandı. Dünya Gazetesi'nin e, manşeti bugün. BDDK'tan SWAP'ta normalleşme, TC e, Merkez Bankası'ndan da sıkılaştırma mesajı geldi Sıvap belli bir e, orandan e, Türkiye'nin ülkelerle yaptığı döviz anlaşması ama e, görüyorsunuz borsada çöküş var dolar, e, euro ve gram altında artışları görüyorsunuz Kur zamları yola çıktı diyor evet döviz kurundaki hızlı yükseliş özellikle dış girdi bağımlılığı yüksek sektörler başta olmak üzere birçok ürüne fiyat artışı olarak yansımaya başladı. Kimya ve beyaz eşya sektörü kademeli zamlar. Dolar evinde zayıflıyor ki çok önemli bir başlık ki bunu biraz büyütelim ve okuyalım. Başta da söylemiştim. Salgının uzamasının ABD ekonomisinde yarattığı tahribat, geciken yeni mali teşvikler ve krizden çıkışın uzun süreceği öngörüleriyle baskılanan dolar endeksi dün 93 seviyesinin de altına indi. 1900 özür dilerim 1993 değil 93 seviye olarak söylüyorum. Stratejistler dolardaki zayıflamanın yıl boyunca süreceğini bekliyorlar. Euro dolar paritesi 1.25'i görebileceğine ilişkin yorumlarda öne çıkmaya başladı diyor. Evet. Dolar 92.52 seviyelerinde parite olarak Euro karşısında büyük bir değer kaybı. Mayıs'tan Ağustos'a gelinirken şu grafikte görüyorsunuz. Mayıs'tan Ağustos'a gelinirken 100 seviyelerinden dolar şu gri grafik 92.52 seviyelerine kadar düşmüş. Ama o arada Türkiye'de tırmanmaya devam ediyor. Nadir ülkelerden biri Türkiye. Yerli ve milli kriz demiş bir gün manşetinden dolar euro altın duvarı yıktı kimse tutamadı. Ben avro diyemiyorum ilk baştan beri Türk Dil Kurumu böyle bir avro diye bir şey şey yaptı. Tutmadı da herkes euro diyor. Türk matbuatı da avro yazmaya devam ediyor. Euro yahu euro yani. Avro nereden çıktı? Evet. Dolar 7.30, euro 8.60'ı gördü demiş ve döviz büfeleri görülüyor. Döviz büfelerinde bir tık daha yüksek seçiliyor. Barut bitti gerisini sayma. E, Yalçın Karatepe'nin başta okuduğum e, analizi bir gündendi ve buradan e, bir gün sitesine girerek e, Barut bitti gerisini sayma Napolyon'un sözüydü. Barut bitti efendim deyince komutanları susturuyor. Tamam başka bir şey söylemenize gerek yok diyor. Evet. Merkezden izliyoruz açıklaması vesaire. O arada Merkez Bankası'ndan itiraf gibi açıklama diyor. Demiş ki yeni sisteme geçişle birlikte aksaklıklar yaşanabilir. Daha ne desin? Yani işte meclisi idare etme başkanı o parlamenter sistem rafa kalktı. Meclisi idare etme başkanı da böyle söylüyor. Daha da ne desin? İleride dediğim gibi sular çekildikten sonra gerçek fikirlerini duyarız. Faturası ağır demiş evrensel manşetten. Bir yılda lirada erime devasa sebebi ekonomi politikaları. Doktor Profesör Doktor Veysel Ulusoy'un yorumu üretimsizlik, eritilen rezervler, biten turizm ve pandemide ikinci dalga türbülansı getirdi diyor. Korkusuz bir maaşla üç çeyrek altın alınamıyor manşetiyle çıkmış bugün. 7 Ağustos 2020 Cuma gazete manşetlerini okumaya devam ediyorum. Piyasalar yanıyor alt başlık. 11 milyon asgari ücretlinin aldığı 2104 liralık aylık 3 çeyrek altına geçmiyor. Yani bir asgari ücretli 3 çeyrek altın ancak alabiliyor. Çeyrek altın 844 TL'yi gördü. Bir diğer sonucu da ikinci elde artık tamamen araçlar yatırıma döndü. Görüyorum 50 bine aracı alan 70 bine e, satıyor. 70 bine alan 90 bine satıyor. Fırlamış dolu durumda fiyatlar. Acayip. Piyasalar allak bullak demiş. Piyasadaki çalkantı dün iyice hareketlendi, hararetlendi. Milli Gazeteden okuyorum. Dolar, euro, gram altın fiyatlarını vermiş. Paramız gün be gün eriyor demiş. Altın 500'e doğru demiş vesaire. Büyük buhran başlığını atmış Yeni Yaşam. Evet. Borcu borçla bile ödeyemiyoruz. Uğur Gürses demiş ki 4 ayda 40 milyar dolar rezerve eritirseniz bir işe de yaramaz. Mustafa Sönmez Merkez Bankası 2019'dan bu yana 90 milyar doları ucuzdan sattı. Rezerv eritti. Şimdi bedeli tüm topluma ödetecekler. Tüm uzmanların lafı esasen bizim başlığımıza da geliyor. Barut bitti. Gazete pencere devalüasyon başlığını atmış. Dur bakalım daha yeni başladı devalüasyonu görmediniz. Hem dolar hem euro bugüne kadarki en yüksek seviyeyi gördü. Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı, aynı suda yıkanmaya devam ediyorlar. Kendisini iktidara getiren yanlışlardan ve ödenen onca bedelden ders çıkarmadan aynı koşulların gerisine düşmek büyük bir başarı demiş. İyi Partide siyaset yapan Durmuş Yılmaz. Sözcü manşetten altın döviz füze gibi fırlıyor maaşlar yerinde sayıyor demiş. Vatandaşın alım günü gücü düştü. 18 yıl önce AKP iktidara geldiğinde asgari ücretle 6 çeyrek altın alınabilirken şimdi ancak 3 çeyrek alınabiliyormuş efendim. Dolar, euro, altın tutulamıyor. Sistem tıkandı. TR724'ün manşeti. Yusuf Dereli'nin haber incelemesi. Peki dolar, euro ve altın daha yükselir mi? Bundan sonra ne olur sorusuna şu cevabı vermiş Yusuf Dereli. Net bir şey söylemek mümkün değil ancak uzmanlara göre altın, dolar ve euro'nun düşmeyeceği kesin. Daha da yükselmemesi için acil atılması gereken adımlar var. Öncelikle faizlerin acilen ve ciddi oranda artırılması gerekiyor. Zira küçük faiz artışlarının da bu saatten sonra fayda etmesi mümkün değil. Haliyle şunu da görüyorsunuz. Yani eee Faiz sebeptir olayı da çökmüş durumda başkanın, Erdoğan'ın. Babacan para basarsanız kur yükselir demiş. Neresinden tutsanız olay bitmiş durumda. Hukuka ve demokrasiye döneceksiniz. Melek İpek hastaneye kaldırıldı. Evinden de attılar. Evine icraya geldiler. Ve durumunun iyi olduğu söyleniyor ama Akın İpek'in annesi, İpek Medya'da ben yedi buçuk sene çalıştım, Kanal Türk'te haber üst düzey yöneticiliği, haber dairesi başkanlığı, bugün televizyonda da genel yayın yönetmenliği yaptım. Bugün gazetesinde yazdım. Bu insanlarla beraberdim yaklaşık 8 yıl. Melek gibi bir insan, adı gibi melek, artık dayanamamış, yaşattıklarına, kendi evinden yani iki oda bir salon evinden bile çıkarmaya geldiler ve hastaneye kaldırılmış. Akın İpek paylaştığı Twitter mesajında durumunun iyi olduğunu söyledi. Şükürler olsun. Acil şifalar diliyoruz. O arada Sait Sefa'nın e, YouTube kanalı Medya Diyeme konuştu. Tetikçi Serkan Kurtuluş'tan şok iddialar başlığıyla TR724 görmüş. Rahip Bronson'a suikast emrini bana AKP'li Nüket Hotar verdi. Bir ev tutuldu. İçine cemaatle ilgili kitaplar konuldu. Parmak izi için. Suikast sonrası onu yapan kişiyi de öldüreceklerdi. Aynı Rus büyükelçi suikasti gibi demiş. Yenir yutulur laflar ve iddialar değil bunlar. Son iki gündür de çok konuşuluyor. TRT 24'te manşetten görmüş. Ekonomiyle devam yeni çağ rekor dayanmıyor manşetini atmış. AKP iktidarının uyguladığı hatalı ekonomik programın bedelini vatandaş ödüyor. Bir yan başlık yabancılara son 5 yılda 18,5 milyon metrekare arazi satılmış efendim. Geçelim pandemi gündemine. Sabah sosyal kısıtlama gündemde yok. Stokak kısıtlaması gündemde yok demiş. Sokağa çıkma kısıtlaması tezvirat böyle bir şey söz konusu değil gündemimizde yok yarın öbür gün bir yasak koyarlar bu lafın babanın bakanın dediği de açığa düşer işte böyle bir var bir yok gidiyorlar ama korkulan oluyor mu diye Yeni Asya sormuş evet tedbirsiz gevşeme vakaları artırdı diyor. Gereken tedbirleri almadan atılan çelişi, çelişkili normalleşme adımları azalma sürecine girmiş vakka sayısını tekrar yükseltti diyor. Verilerin çeliştiği haberleri çokça gündemde. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Saltık. Erzurum valiliği günlük 200, Malatya valiliği 100'ün altına inmeyen sayı açıklarken Sağlık Bakanlığı Erzurum ve Malatya'yı içine alan her biri 6 7 ili içeren iki bölge için 45 dolayında olgu bildirdi diyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı her günkü rakamlar emin olun vaka sayısı ve ölüm sayısı itibariyle bir kere daha söylüyorum bir veya iki ilin verisi ya da hala diyelim ki bir bölge hiçbir zaman Türkiye verisini açıklamıyor saklıyorlar rakamları. Akit günde iki defa doğruyu gösteren saat misali bu sorumsuzluğun faturası hepimize diye sürmanşetten görmüş. Dün umrecilere dil uzatanlar bugün sahillerde virüse davet çıkarıyor diyor. Ne diyeyim? Haklı yani Akit. Evet umre de yanlıştı. Umreye göndermek o kadar insanı da yanlıştı Şubat ayında, Mart ayında. Çünkü Türkiye'ye virüsün gelmesi ve insanların enf enfekte olmasında mühim bir meseledir ve pek çok insan bu yüzden hayatını kaybetti. Umrecilerle ee, temas ettikleri için. Ama şu sahildeki manzaraya da bakar mısınız? Umrecilere dil uzatmayacaksın o zaman diyor Akit. <laughs> Hayır, Umre'de o da yanlıştı, bu da yanlış. İkisine de yanlış demek gerekiyor. Diriliş postası bu işin şakası yok. Herkes tedirgin okulların açılış tarihi belirsiz, vakalar hızla artıyor. Bakanın fotoğrafının altına bunu koyarak esasen bakan'a çakmış. Havuz unsurlarından diriliş postası. İkinci dalga panik sürmanşetiyle çıkmış karar gazetesi. Küresel normalleşmenin ardından Covid yeniden hortladı. Dünya alarm verirken vaka sayıları tırmanıyor. Türkiye'de eğitim süreci riske girdi. Hastanelerdeki durum kritik demiş. Profesör Doktor Tevfik Özlü 250 bin kişi virüsü yayıyor diye konuşmuş. O arada Türkiye devlet maske için seferber oldu vesaire diyor. Keşke maske bu işleri önleseydi. Kalabalık ortamlar bu işin yayılmasına aracılık ediyor esasen ve zorunlu olmadıkça da evden çıkmamak gerekiyor. Eylül'e hazırlanmalıyız demiş Hayret Aydınlık salgın hızlandı. Aile hekimleri uyardı. Evet, Eylül her anlamda sıcak geçecek. Hem pandemi hem de ekonomik anlamda. Kaldı ki Ağustos'tan bu göründü. Ağustos'un ilk haftası geride kalırken durum bu. Bakalım Ağustos'un kalan 3 haftasını nasıl geçireceğiz? Ağustos sıcaklarına rağmen kaldı ki Ağustos sıcaklarıyla yani sıcakla yazla da bu işin bir alakası yokmuş. Pandemiyi geriletmedi yani. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu demiş ki belirti gösteren vatandaşlarımız test yok denilerek evine gönderiliyor. Hasta sayısı binlerle ifade ediliyor. Halkın sağlığıyla oynanıyor. Yoğun bakım tartışması evet Ankara Tabip Odası kentteki pandemi hastanelerinde yoğun bakım servisleri dolu diyor. Ama Sağlık Bakanı yoğun bakım yataklarınızı boşaltın Yaz, e, e, yazısı gönderildiğini açıklamış. Ama Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, kapasitesi dolu bir hastanemiz yoktur demiş. Yalan söylüyor. Daha ne diyeyim ben? Baksınlar tek, tek Doktorlar biliyor işte yani. 5 adımda biter Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Toplu taşımadaki yığılma önlenecek. Arkadaş akraba buluşmaları işte buna sınır konacak. Şehirler arası seyahat kontrol altına alınacak. Test politikası değiştirilmeli. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için güvenli alanlar oluşturulmalı falan. O arada 18 milyon öğrenci dönüyor Eylül ayında. Bakalım ne olacak. Yeni çağ 81 ilde korona için denetim seferberliği pazarlar toplu taşıma araçları lokantalar sıkı kontrolden geçti demiş İstediğiniz bu mu diye soruyor posta. Yüzüstü yatan bir yoğun bakım hastasını göstererek. Şezlong'da sırt üstü mü, yoğun bakımda yüz üstü mü? Özellikle sahillerdeki mesafesi sırt üstü keyfin, sağlıklı günlerle aramıza mesafe koyduğu bir gerçek. Diğer gerçek de şu, yoğun bakımdaki korona hastalarının çoğu ciğerlerine oksijen gitsin diye günlerce yüzüstü yatırılıyor. İşte bu yüzden nasıl yaşayacağımızın seçimini İyi yapmalıyız demiş posta. Siyasete geçelim. Cumhuriyet manşetten kopuş 12 Ağustos'ta demiş. Muharrem İnce destek e, görüyor. Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinden yoğun biçimde. Parti üyeliği hala devam ediyor. Belli ki bir Ankara'da ofis tutacak ve artık kendisine yakın veya kendisine gelenlerle, kendine e, seninle beraberiz diyenlerle bir parti kurma çalışmalarını hızlandıracak belli ki. Ee, yeni Sol Parti Muharrem İnce önderliğinde yola çıkıyor gibi görülüyor. CHP'ye genel başkan olamayınca kendi partisine genel başkan olacak öyle görüyor, görülüyor Muharrem İnce. O arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yurt gezilerine yeniden başlamış. Bu dönem çok gezilecek bir dönem değil ama muhalefetteki bu hareketlenme siyaseten sıcak bir döneme girildiğini gösteriyor. Bu haberi de e, İYİ Parti'ye yakın yeni çağdan getirdik. Ve evet son günlerin mühim ifşaatı sözcüden getiriyoruz ekrana. Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim diyor. Cemal Engin Yurt partiden ihraç edilince bülbül gibi ötmeye başladı. Kullanıldım, kullanılıp atıldım, hain ilan edildim filan falan. Evet yarın öbür gün sular çekildiğinde bir dönem yok hükmünde sayılacak. Hep söylediğim bir tezdir bu. Bir kere daha söyleyeyim. kameraya bakarak. Şu haber onu gösteriyor. Yarın öbür gün sular çekildiğinde Türkiye demokrasiye, hukuka ve normale döndüğünde bütün bu dönem 2012, 2020, 2013, 2020 de olabilir. 2014, 2020 de olabilir farklı gerekçelerle. 2016, 2020 de olabilir farklı gerekçelerle yok hükmünde olacak. O hal ve bütün sonuçları kalkacak. Başkanın attığı bütün imzalar bir diploma tartışmasıyla yok hükmünde sayılacak. 2013'ten sonra hukuk rafa kalktığı için her anlamda bütün muameleler yok hükmünde, sıfır sayılacak ve herkese hakkı iade edilecek. Ve Meral Akşener de o gün yani hala devam ederse siyaset, o bürüberi ki MHP'nin MHP başına sadece bu gerçekle geçecek. Belki de yeni bir kurultay bile toplanmasına gerek kalmadan kazandığı kongreyi iptal ettirdiler çünkü. Evet. Bu olaylar böyle. Böyle olacak. Emin olun böyle olacak. Beyrut bu yaraları zor saracak bir günden bak Macron'dan destek ziyareti değil öyle bir destek başta anlattık. Beyrut gerçekten bu yaraları zor saracak. Getirdik ekrana. Akdeniz'de yeni hamle demiş. Türkiye'ye karşı adım atan Mısır Yunanistan'la deniz yetki alanı anlaşması imzalamış. O arada Dışişleri Bakanı da yememiş içmemiş Libya'ya gitmiş. Tabi Lübnan'a gitmiyor. Beyrut'a gitmiyor. Libya'ya Libya gidiyor Türkiye veya Türk bakanlar. Orada kotardıkları şeyler var. Para orada. Kaynak orada bir anlamıyla ve Libya'da söz sahibi olmak istemelerinin tek nedeni var. O da duygusal nedenler, parayla ilgili nedenler. Başka bir şey değil. Evet, son haberimizde postadan gelsin. Koş sevim koş repliğiyle bir neslin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Uğurtan Sayiner son hali Türkiye'yi üzdü diyor. Evet, bizimkilerin Cemili 1989 2002 yılları arasında Ekrana damga vuran efsane dizi 13 yıl boyunca ekrandaydı. Uğurtan Sayıner, Cemil, Koş Sevim Koş repliğiyle gerçekten böyle... ...balkondan pencereden sarkan görüntüsüyle hafızalarda... ...bir deri bir kemik kalmış, kas erimesi sonucu oldukça zayıflamış... ...yemeden içmeden kesilmiş, konuşma bozukluğu yaşıyormuş. Evet. Ne kadar ömrü kaldıysa... ...hafızalardaki bu tatlı anısı uğruna... Derhal ne gerekiyorsa yapılmalı. Umarım iki çocuğu olan Uğurtan Sayıner 76 yaşında. Arkadaşları bakıyormuş. Umarım devlet el atar. Yavaş yavaş toparlarken son bir iki haberimiz daha var ki önemli olduğuna inanıyorum. İlki HDP milletvekili Diyarbakır'da bir hastanede bir gece 8 hastanın yaşamını yitirdiği gün bakanlık vefat sayısını 17 olarak açıkladı diyor. Evet dediğim gibi şey söylüyorlar yani yalan söylüyorlar daha ne olsun. 1-2 vilayetteki rakamı bütün Türkiye rakamı olarak gösteriyorlar ve doğrusunu da ortaya koymuyorlar maalesef. Bir başka konu, dört tartışma programında erkekler İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmuşlar. Yani gerçekten şaka gibiler. Bakıyorsunuz işte dört kanalda Habertürk'ü, Haber Globali, ne bileyim Akit TV'si falan hep konuşanlar erkek İstanbul Sözleşmesi'ni güya tartışıyorlar. Bir diğer konu ki manşeti kapatmadan görmeden geçmek olmazdı. 4 Ağustos'ta Murat Yetkin Türkiye istihbarat Şeflerinin staj yeri gibi başlıklı yazısında enteresan bir konuya dikkat çekmiş ki burada İngiliz istihbaratının başına geçen dış istihbaratın başına geçen Richard Moore görülüyor. Ki Murat Yetkin'in bu konuda kitapları da var. Özellikle istihbaratçılarla istihbarat örgütleriyle geriye doğru tarihiyle ilgili bu konularda etkin yetkin bir isim soyadı gibi Murat Yetkin. Ee, uzun yıllar ııı e, İstihbaratta görev aldıktan sonra dışlarına geçmiş Richard Moore ondan sonra da tekrar istihbarata geri dönmüş. Demek yani aslında istihbaratta çalışan insanlar hiçbir zaman istihbaratla ilişkisi bitmez. Bunu da bir not olarak düşünelim koyalım. 2000 özellikle 15 Temmuz günlerinde Türkiye büyük elçiydi. O açıdan önemli. Fakat Mur ile tuhaf bir 15 Temmuz Anısı dikkatimi çekti. Aynen okuyacağım. Richard Moore'un Türk basını için yeri ayrıydı, e, kendini sevdirmişti. E, MI6 başı olunca çok sayıda meslektaşımızla birlikte mülakat resimlerini paylaştılar. Kamu diplomasisi, kamu istihbaratı işini iyi yapıyordu. Koyu Beşiktaş taraftarıydı e, vesaire demiş. E, i̇şte burada da casus meraklısı için casuslar kitabında e, Murla ilgili yaptığı. E, fotoğraflı alıntıyı da gösteriyor. Hemen onun altında çok şu paragraf çok önemli. Aynen okuyorum. Üzerine de yorum yapmayacağım. 15 Temmuz 2016 akşam üzeri İstanbul'daki İngiliz Başkonsolosluğunda kalabalık bir davet vardı. Richard Moore katılmak için Ankara'dan gelmişti. İstanbul İngiliz Başkonsolosluğuna 15 Temmuz 2016 akşam üzeri ben de o zaman yeni Dışişleri Bakanı atanan Boris Johnson hakkında biraz iğneleyici sorular soruyor. O da konuyu değiştirmek istiyordu. Birden sahi sizin askerler ne yapıyor gibilerinden soru verdi. Ben de ona yoksa kendisinin bir şey mi duyduğunu sordum. Yok öylesine sordum gibi bir şeyler söyledi. Laf orada kaldı. Davet bitti, eve gittim. Biraz sonra darbe girişiminin başlamasıyla yeniden gazete yolundaydım. Mur ilk andan itibaren darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen grubunun varlığından söz eden çok az sayıdaki batılı diplomatlardandı. diyor Murat Yetkin Yetkin report'ta. "Sahi sizin askerler ne yapıyor?" diye kendisine soran darbe girişiminin başlamasından birkaç saat önce İngiliz, İngiliz Başkonsolosluğundaki davet. Murat Yetkin tanıklığını anlatmış. Darbe girişimi yola çıkmadan birkaç saat önce Murat Yetkin'e İngiliz Büyükelçi şu anda MI6'in başında James Bond'un bağlı olduğu servis öyle söyleyeyim daha iyi anlarsınız. Sizin askerler ne yapıyor sahi diyor Murat Yetkin'e. Murat Yetkin biraz üzerine gidince de yo yo öylesine sordum diyor. Geçiştiriyor. Bu anekdotla bir manşeti daha kapatıyoruz. Bugün 7 Ağustos 2028 Ağustos 2020 her şey planladığımız gibi giderse Erhan Başçurt'la perde arkası Turan Görür 20 sunumuyla ekranda olacak. Pazar günü Gerçek Ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ün günü ki yeni bilgilerle şu son döviz krizini, ekonomik krizi yorumlayacak Turan Görür Yılmaz yayınında. Pazartesi biz yine manşet programıyla karşınızda olmak umuduyla iyi hafta sonları diliyoruz efendim herkese. Hoşçakalın.